Aleyhisselam makamı. Mehmet II. anlatmıştı size, değil mi? Hasan Hocam. Sabalim, biz sabalim anlayalım. Biz de zaten ara bölümlerde Musa Aleyhisselam atıfları bulmuştuk ya. Sen biliyorsun. Hadis-i Şerif okudu mu? Hadis-i Şerif okudu mu size? Hadis-i Şerif. Onu siz okuyun hocam. Tamam, ben okurum şimdi. Veya dönüş de var. Müslüman mezarı. Evet, evet, Müslüman evet. Mezarı. Müslüman mezarı, evet. Elhamdülillah. Geldik, gece geldik ya. Tamam, bir daha geliriz, bir daha geleceğiz. Hocam, bu deveyi de hep ben geldiğini burada görüyorum. Hep aynı deve, hep aynı. Evet, ne duymuşsa biz de yapıyoruz. Kavgattan burada yok değil mi? Yok, işte geçtik ya. Burada yok yani. Yok, burada yok, yok. Oradan etrafında kalmıyor zaten. Musa Aleyhisselam, İsrailoğullarının Hator dediğimiz Mısır putlarından, öküz başlı Hator'a tapmalarından ve Samiri'ye itaat etmelerinden sebep lanetlendiğinde Muharremetun aleyhine arbeyne sene. O toplumdaki büyükler, birinci neslinin hepsi ölünceye kadar onlarla beraber çölde dolanmıştı. En sonunda kendisi de vefat ettiğinde Yuşa Aleyhisselam onu buraya defnettirecekti. Ardından buraya yapılan külliye Nebi Musa külliyesiyle Musa Aleyhisselam çölün ortasında bir vaha gibi tek başına varlığını gösterecek. Evet hocam. Onları anlamamız nasip etsin. Gönlümüzde ve zihnimizde güzel hatıralar bulan kutlu elçi. Başlar gün Efendimizle beraber seninle de bizi buluştursun.